Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 5. sınıflar fen bilimleri dersinde yine Tayfi Hoca'yla birlikteyiz ve konumuz sürtünme kuvveti. Evet hocam, nelerden bahsedeceğiz bu videoda? Çocuklar, bugün sürtünme kuvvetinin, cisme etki eden sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Sonra sürtünme kuvvetini arttırma yöntemleri ve azaltma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili bayağı bir örnek vereceğiz. Hadi bakalım, bekliyoruz. İlk başta sürtünme kuvvetini tanımlayalım. Çocuklar. Cisimle temasta bulunduğu yüzey arasında meydana geliyor. Cisimin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvveti sürtünme kuvveti diyoruz. Yani cisimle, şöyle bir cisim olsun, arabayı düşünelim. Zemin arasında meydana gelen ve hareketi zorlaştıran, engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir. Çocuklar, sürtünme kuvveti, burada bilmeniz gereken en önemli nokta, yönü her zaman cismin hareket ettirdiğimiz yönünün tersidir. Yani sürtünme çünkü kuvveti engellemeye çalışıyor değil mi? Veya yavaşlatmaya çalışıyor. O zaman mesela bu araba hareket etme kuvveti bu tarafaysa, etki edeceği sürtünme kesinlikle bu hareketin zıttı yönündedir. Ters yönde. Yani yukarı doğru. Şu şekilde gösterebilirim. Bu tarafadır. Her zaman hareketin yönündedir. Zaten biz üniversitedeydik. Hocamız çıktı böyle bir masanın üstüne. Yürümeye başladı. Bize dedi ki sürtünme kuvveti ne tarafa doğrudur? Ayakkabısını gösterdik. Ayakkabısından hareket ettiği yönün tam tersidir dedik. Bu şekilde hep aklımızda bıraktı. Böyle o masadaki görselliği hep aklımızda kalmıştı. Gözünüzün önündeki evet. Görmüş, evet. Sürtünme kuvveti her zaman çocuklar hareketin ters yönündedir. Hareketi ne yapar peki? Zorlaştırır ya da engeller. Evet. Çocuklar, yuvarlanan bir top bir süre sonra yavaşlayıp durmasının sebebi sürtünme kuvvetidir. Mesela topa vurursunuz, top gider. İyi bir şut çekerseniz bayağı bir gider. Ama eninde sonunda o top durur. Onu durduran bu etki sürtünme kuvvetidir. Eğer dünyada sürtünme kuvveti olmasaydı ya da topun temas ettiği yüzeylerde sürtünme kuvveti diye bir kuvvet olmasaydı, o top sonsuza kadar devam ederdi. Devam ederdi. Hiçbir zaman durmazdı. Onu durduran, işte bu etki, yavaşlatan bu etki sürtünme kuvveti. O zaman Messi bu kadar para kazanamazdı. Ronaldo bu kadar para kazanamazdı hocam. Allah'tan sürtünme kuvveti var. Evet. Cismin kütlesi arttıkça etki eden sürtünme kuvveti de artar. Yani büyüklüğü arttıkça ona temas ettiği için. Aynen, yani bir dolabı hareket ettirmemenin nedeni, zorlaşmasının nedeni sürtünme kuvvetinin artmasıdır. Evet. Yani bir masaya, sandalyeye göre sen ağır bir dolabı hareket ettiremezsin. Ya da bir buzdolabını düşünelim. Çünkü kütlesi büyük oldukça sürtünme kuvveti de daha büyüktür. Aynen öyle. Yoksa sen bir topu çok daha rahat hareket edebilirsin. Yoksa bizim binayı söküp böyle deniz kenarına bir sahil manzaralı bir yere götürürdüm yani sürtünme kuvveti olmasın değil mi? Tabii. Çocuklar, sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde daha fazladır. Az pürüzlü yüzeylerde ise azdır. Şöyle düşünelim hocam. Mesela otobana çıktık, yol yağ gibi. Araba ne oluyor? Akıp gidiyor. Ne şey var, ne titreme var, ne bir şey var. Diyorsun ki ya mükemmel yol. Sonra böyle biraz çukurlu yola geliyorsun. Kumlu, çukurlu. Fena oluyor. Köy yoluna giriyorsun, takır 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 takır. Araba başlıyor. Gitmiyor. Gitmiyor değil mi? Ya da mesela sahilde atıyorum böyle bazıları var böyle macera arıyor. Diyor ki sahile ne kadar arabayla yaklaşırsam iyi olur diyor. Kuma bir giriyor, bir daha çıkamıyor. Çünkü kum daha yumuşak zemin olduğu için. Hani İlerleyemiyor. Sürtünme kuvveti fazla oluyor. Abi bisiklet gibi de düşünebiliriz. Çocuklar sürerken. Böyle yol, asfalt yolda çok rahat sürersiniz değil mi çocuklar? Elleri falan bile bırakırlar. Ama kuma gittiğinde artistik yapmayın. Baya bir pedal çevirmen gerekiyor ilerlemek için. Bu aynen. Şekilde düşünebiliriz. Mesela şurada bakın çocuklar. Bu az pürüzlü bir yüzey. Arabayı buradan bırakıyoruz. Daha fazla yol alıyor. Daha ileri gidebiliyor. Yani sürtünme ne kadar azsa cismimiz o kadar daha fazla yol alır. Ama yukarıdakilere bakalım hocam. Şunda biraz daha pürüzlü bir yüzey. Kumlu, hafif. Evet. Ne oluyor? Daha az gidiyor. Sürtünme kuvveti arttıkça cismin aldığı yol azalıyor. Pürüzlü yüzey arttıkça artık hareket daha da zorlaştığı için çok ileri gitme. Evet, arabanın gitme mesafesi çok azalıyor. Mesela burada en çok giden, sürtünmesi en az olan bu cisimdir. En az giden de bu cisimdir. Evet. Gibi düşünebiliriz. O zaman sürtünme ne kadar az ise araba o kadar uzun yol alır demişiz. Kesinlikle. Çocuklar, sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde halı, kumaş, toprak, zımpara kağıdı gibi yerlerde büyüktür. Çünkü bunlar çok pürüzlü bir yüzeylerdir. Evet. Yani halıda topu yuvarladığınızı düşünün. Ya da halıda böyle bir dolabı halının üzerine koyup itmeye çalışırsınız. Gitmez. Ama böyle mesela hocam ben şeyin de yöntemini buldum. Belki şu anda bizi izleyen öğrencilerimizin yanında velileri de vardır. Mesela şeyi de gördüm ben. Bir boyacı da gördüm ben hani evi boyatırken. Koca o gardırop var ya, kıyafet dolabı, elbise dolabı. Dedim ki boşaltalım mı? Yok dedi, gerek yok. Hafif bir kaldırdık. Altına hocam böyle patates dilimi koydu. O patates nasıl kayıyor biliyor musunuz? Anlatamam. Yani koca dolabı işte dört ayağının altında patates koyarak rahatça itti.
Çünkü niye? Patates ıslak hem bir taraftan yerde parke olunca. Hani kaydı. Çok rahat kaydırdı. Yoksa bize kalsa boşaltacaktık, geri dolduracaktık. Ama bayağı... halı olsaydı? Halı olsaydı mümkünatı yok, gitmez böyle. Aynen. Peki sürtünme kuvveti az pürüzlü yüzeyler derken kimlerden kastım? Cam, buz, mermer, fayans, beton gibi yüzeylerde sürtünme kuvveti daha azdır. Yani biz mermerde, örnek veriyorum, topa vurduğumuzda çok daha fazla gider. Ama halıda ya da toprakta vurduğumuzda çok daha az gider. Zaten bu yüzden buz pateni diye bir şey var değil mi hocam? Aynen, orada kayıyorlar değil mi? Bayağı rahat rahat kayabiliyorsun. Sürtünme az olduğunda hareket daha fazla oluyor. Aynen öyle. Ya da kışın buzda kaymak gibi, karda kaymak gibi. Siz böyle yine dikkatli olun arkadaşlar. Kol bacağı kırmayın, evet. Peki tamamen dünyamızda pürüzsüz bir yüzey var mı? Yok. Dünyamızda yok. Taneciğin olduğu her yerde pürüz ölü yüzey vardı. Yani maddenin olduğu yerde vardı. İster hava ortamı olsun, ister su ortamı olsun, isterse katı bir cismin ortamı olsun. Pürüz vardır. Pürüzlü yüzeyler vardır. Bu tabii ki az ya da çok olabilir ama temas ettiğimiz bütün yüzeylerde pürüzlü yüzeyler vardır. Yoksa pürüzsüz bir yüzeyi düşünebiliyor musunuz? Duramaz. Sonsuza kadar hareket halinde olur. Fren yapacağım bir şey yok. Aynen öyle. Şurada çocuklar görüyorsunuz. Kuvvet uyguluyoruz kutuya. Kutu da tabii bize ne yapıyor? Ters yönünde sürtünme kuvveti uyguluyor. Yani hareketimizi zorlaştırıyor. Bunun temel nedeni de şu kutuyla zemin arasında işte şu pürüzlerdir. Bu pürüzler yüzünden biz bu cismi hareket ettirirken zorlanırız. Evet. Ve bu hareketi zorlaştıran etki işte sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetidir. Çok güzel açıkladınız hocam. Devam edeceğiz çocuklar. Günlük yaşantımız sırasında sürtünme kuvvetinin çok olması için bazen de az olması için uğraşırız. Demin de benim bahsettiğim patates örneğinde olduğu gibi değil mi? Aynen. O zaman azaltmak için uğraşmıştık. Evet. Sürtünme kuvveti hayatımızın birçok alanda bizim işlerimizi de kolaylaştırıyor. Mesela yürürken. Yürürken istediğimiz zaman durabiliyoruz değil mi? Hı-hı. Sürtünme kuvveti olmasaydı ya da çok çok az olsaydı buzlu zemin gibi kayardık. Bayağı giderdik. Aynen. Dans ederken, koşarken, yazı yazarken kalemimiz sürtünerek yazar. Hı-hı. Bisikletimizin freni sıkarken o fren sürtünme sayesinde bisikleti durdurur. Hı-hı. Yani sürtünme kuvvetinden biz bayağı bir faydalanıyoruz. Evet. Çok da kötü bir şey değil. Sürtünme kuvvetini arttırmak için verilen örneklerden bahsedeceğim çocuklar. Bu günlük hayatımızda testlerde de bol bol çıkar. Tamam mı? Bol bol çıktığında aklınıza hemen gelsin. Sürtünme kuvvetini arttırma yöntemleridir bunlar. Mesela karlı havada araçların kaymaması için ne takılır? Zincir. Zincir. Bu tamamen sürtünme kuvvetini arttırmak içindir. Aynen. Böylece araç karda kaymaz. Ne yapıyorsun? Yüzeyi pürüzlüyorsun zincir sayesinde. Halterciler halteri kaldırmadan önce giderler, böyle bir ellerini çırparlar. Pudraya sürerler. Çünkü o halterin ortada tuttuğu demir bir kayarsa, kaygan olur, üstüne düşerlerse vallahi çok, gider kalır. Aynen. Tamamen sürtünme kuvvetini arttırmak için böylece rahatlıkla kaldırabilirler. Ya da kaleciler. Eldivenleri böyle pürüzlüdür iç yüzeyleri. Çünkü top elinden kaymasın diye. Topu tuttuğunda top kayarsa şey olur, sıkıntı olur. Onun için pürüzlü eldivenler kullanırlar. Bunlar da sürtünme kuvvetini arttırmak içindir. Karlı havada tabanın girintili çıkıntılı olan kışlık botları. Kış botlarının bir tabanına baktığınızda girintili çıkıntılıdır. Aynen. Böyle şeydir. Yaz ayakkabıları gibi değil. Bu botlar kaymamızı önlüyor çocuklar. Islak zeminlerde kaymamak için merdivenlere bantlar koyulur. Bu okullarda da var. Okullar, evet. Hı. Merdivenin bittiği yerin ucunda var. Evet. Öyle bantlar koyarlar. Oradan kayıp düşmesin çocuklar. Kışın yağmurlu günlerde ayağınız ıslandığında oraya yürürken kaymayasınız diye. Yine sürtünme kuvvetini arttırmak içindir. Araçların kaymasını engellemek için kışın buz tutan yollara kum serpilir. Kum veya tuz serpilir. Evet, tuz buzu eritir. Kum ise sürtünmeyi arttırır. Aynen öyle. Böylece kaymazsınız. Ya da bir örnek de ben vereyim hocam. Mesela demin kuma saplanan araçlardan bahsetmiştim ya. Altında mesela arabayı zorluyorsunuz, patinaj atmaya devam ediyor. Bir oraya dal ya da bir odun parçası falan koyduğunuz zaman sürtünmeyi arttırdığınızdan dolayı araç oradan rahat çıkabiliyor. Yoksa o kumun içine battıkça batıyor. Aynen aynen. Evet. Bir de son olarak paraşütçüler atladığında çok hızlı düşerler. Hı hı. Ta ki paraşütünü açana kadar. Evet. Paraşütünü açtığında sürtünme kuvveti artar. Evet, geniş. Böylece evet. Temas yüzeyi havada arttığı için hava direncinden dolayı sürtünme kuvveti artar ve paraşüt yavaşça iner. Evet. Bu da yine sürtünme kuvvetini arttırma yöntemlerinden biri. Bu da havada da bir sürtünme olduğunu aslında bize tabii, ispatlamış oluyor. Bir de kanıtı oluyor. Bayağı bir sürtünme kuvveti arttırmak için örnekler verdik. Artık evet. Kaçırmazsınız yani. Peki sürtünme kuvvetini azaltmak için neler olabilir? Şimdi azaltmaya geçiyoruz artık. Evet. Kapı menteşeleri çocuklar, makine parçaları yağlandırır. Bütün yağlandırmalar sürtünme kuvvetini azaltmak arabanın için. Arabanın motoru da yağlanıyor, belli aralıklarla yağları değişiyor dedi. Böylece aşınmayı engelliyor. Metaller birbirine çarptığında zaman, evet aşınmayı engeller. Evet. Mesela kapı gıcırtısı duyduğunda ne derler? Oraya bir yağ sürerler. Yağ dökün, evet. Yağ dökün. Böylece ne olur? O sürtünme azalır. Hı hı.
Ağır eşyaların altına tekerlek takılır. Hı-hı. Tekerlek kesinlikle sürtünme kuvvetini azaltma yöntemidir. Aynen öyle. Mesela çok ağır araçlarda tekerlek ya da bir şeyi kaldıramazsan altına böyle tekerlek koyarsın patates gibi. O da biraz yuvarlaktır. Evet. Kullanırsın. Ahşap yüzeyler cilalanması. Kayganlığı arttırıyorsun. Evet, kayganlığı sürtünme kuvvetini azaltıyorsun. Bunun gibi yöntemler olabilir. Çocuklar, çeşitli hayvanların vücut yapıları model alınarak hava ve kara taşıtlarda sürtünme kuvvetini azaltmak için tasarlanmıştır. Böyle ya hava direncini azaltırlar ya da suyun sürtünme kuvvetini direnç diyoruz onu da azaltırlar. Evet. Bunlar mesela yarış arabaları nasıldır? Uçaklar. Yere uçları bayağı yakın. Ve uçları sivri. Havayı yarıp geçecek şekilde. Evet. Tamamen sürtünme kuvvetini azaltmak içindir. Hı-hı. Trenlerin ön kısımlarının özellikle bu yeni hız trenleri var ya. Burada böyle iyice uzamış. Uzamış. Evet. Bayağı ne kadar hızlıysa o kadar burun uzuyor. Evet. Ve böylece sürtünme kuvvetini azaltıyorlar. Bakın şu sürat motorlarında ya da teknelerde, gemilerde şu V şekli var ya. Evet. V şekli kesinlikle sürtünmeyi azaltmak için. Suyu yararak geçiyor gibi hocam. Evet. Ama. Düz olsaydı ilerleyemezdi. Kesinlikle. Hı-hı. Mesela biz yüzerken suyun altında giderken bile elimizi böyle yapıp gitmeye çalışırız. Suyu yararak geçmeye çalışırız. Evet. Yine sürtünme kuvvetini aslında azaltmak içindir. Evet. Bu da sürtünme kuvvetini azaltma yöntemlerinden biri diyebiliriz çocuklar. Hı-hı. Yani teknolojik aletlerden ya da kullandığımız modern araçların çoğu sürtünme kuvvetini azaltmak için tasarlanmıştır. Veya arttırmak için. Evet. Ya da arttırmak İhtiyaca göre aslında. Hız yapmak istiyorsan. Hızlı gitmek istiyorsan azaltıyorsun sürtünme kuvvetini. Çünkü hareketi zorlaştıracak engeli ortadan. Yavaşlamak istiyorsan da paraşüt gibi sürtünme kuvvetini artırıyorsun. İhtiyaca göre değişiklikler yapılıyor tabii ki. Şimdi çocuklar gelelim. Peki havanın da sürtünme kuvveti var, suyun da sürtünme kuvveti var. Hı-hı. Katının da tabii ki. Acaba havanın mı sürtünme kuvveti fazla, suyun mu? Bunun için böyle bir deney tasarlayabiliriz. Bir yere attığımızda, ikisini eşit mesafede bıraktığımızda hangisi daha çabuk düşerse onun sürtünme kuvveti azdır. Evet. Tabii ki siz de biliyorsunuzdur ki bilye bırakıldığında havada daha çabuk düşer. Daha kısa bir süre. Direkt düşüyor. Evet. Evet, hemen düşer. Çünkü havanın direnci daha azdır. Sürtünme kuvveti daha azdır. Hı-hı. Suyun ise sürtünme kuvveti daha fazladır. Bundan dolayı biraz daha uzun zamanda düşer. Aynısını mesela insan yürüyüşüne veya koşmaya çalışmasıyla ölçebiliriz. Mesela sahilde koştuğunuzu düşünün. Belki atıyorum saatte 20 kilometre hızla 25 kilometre hızla ulaşabilirsiniz ama aynısını suyun içinde yaptığınız zaman hocam suyun sizi yavaşlattığını dolayısıyla belki en fazla saatte 1 kilometre hızla koşabildiğiniz kesinlikle yani, suyun içinde yani, yürüyemiyorsun 5 metre gidiyorsun yüzerken daha hızlı ilerliyorsunuz öyle düşünün aynen evet. Çünkü o da kesinlikle sürtünme kuvveti hı-hı. suda daha, havaya göre daha fazla. Daha fazla. Bu da bunun bir örneği. Bu çok daha hızlı düşer. Bu, bu mesela düştüğünde bu daha buralarda bir yerdedir. Aynen öyle. Bu şekilde de. Son örneğimiz miydi? Evet. Ben ders bayağı aktı gitti. Bayağı gitti değil mi? Güzel gitti. Gerçek hayattan örnekler deyince çocukların aklına daha iyi sokabileceğimiz yerler. Ben 5. sınıflarla ilgili şunu söyleyeyim. Bu örneklerden yola çıkarak kesinlikle biraz hemen bunun arkasında bir test çözsünler. Sürtünme kuvveti bitmiştir onlar için. Evet, anlamışlar. Hocamızın bu tavsiyesini arkadaşlar lütfen dinleyin diyoruz. Test çözmeye devam edin. Ve bizi de takibe arkadaşlar mutlaka alın artık. hocalarımın hazırladığı şahane videoları kaçırmanızı istemem diyorum. Ve yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.